burada meydana geliyor. Merhaba değerli TV siyaset izleyicileri. Haftanın gündemleri programıyla sizlerleyiz. Daha önce de açıkladığımız üzere programımızı Sayın Araştırmacı Yazar Ömer Sağlam'la birlikte gündemleri hazırlayıp birlikte sunacağız. Koronavirüs gündeminden önce aslında başlayacaktık yayınlamayı, öyle planlamıştık ama ilk programı yapacağımız esnada virüs gündemi geldi ülkemize ve maalesef biliyorsunuz hepimiz bir karantinaya çekildik. Uzaktan bağlantı yoluyla da olsa programımıza başlamaya karar verdik. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kürşat Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ömer Bey kısa özgeçmiş aktarabilir misiniz izleyicilerimize? Ömer Sağlam kimdir? Ömer Sağlam Çankırılı'dır. İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Emekli müfettiştir. Şu anda da araştırmacı yazar olarak çalışıyorum internette. Yazılarım çıkıyor birkaç sitede Kürşat Bey. Şimdi değerli izleyicilerimiz, gündemler malum. Türkiye'de gündemsiz kalmak mümkün değil. Ama bizler istedik ki herkesi ilgilendiren genel konulara girelim. Genel konular üzerinde ve ülkenin gündemini gerçekten meşgul etmiş, herkes tarafından tartışılmış konulara yeni bir bakış açısıyla yorum getirelim. Programımızı inşallah bu şekilde devam ettireceğiz. Bugün programın ilk gündemi son haftaya damga vurmuş olan İsveç'ten getirilen vatandaş. Malumunuz üzere İsveç'ten bir vatandaşımız geldi. Getirilmesi tabii polemiklere sebep oldu. Kimisi dedi bakanın akrabası, kimi değil. Diğer taraftan devletin kurumsallığı ilkesi gereği vatandaşa, tek bir vatandaşa ayrımcılık olur mu, olmaz mı? Çok tartışmaya yol açtı. Ömer Bey, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İlk fikrinizi alabilirim. Kürşat Bey, ben konuya girmeden önce isterseniz öncelikle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyorum bütün işçilerimizi. İkincisi 29 Nisan bizim Osmanlı dönemi Türkiye'sinin son büyük zaferiydi. Kutul Ammara zaferinin 104. yıl dönümünü kutluyorum. Bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Başta ordunun komutanı Halil Paşa olmak üzere ordumuzu hep idare edenlere de Allah'tan rahmetler diliyorum. Ruhları şad olsun. Efendim, bir ülkenin gurbette mahsur ve masum kalan yurttaşlarına sahip çıkması, oralarda çalışan vatandaşlarının da devletinin gerektiğinde arkasında olduğunu bilmesi harika bir şey. Ancak İsveç'ten getirilen hasta ve ailesi hakkında yapılan spekülasyonlar bu güzelliği gölgelemiş bulunmaktadır Kürşat Bey. Yani bakanın açıkladığına göre ayrıca bu hastalığı da çok ileri düzeyde değil, getirilmesini gerektiren bir durum da yok. Bakan açıkladı iki gün önce, sadece iki gün kalmış yoğun bakımda. Emrullah Gülüşken isimli vatandaş. İki kızında COVID var ve hafif vakabunlar. Bunun dışında aslında yapılan İsveç'e karşı yapılan harekette biraz muğlaklıklar var. Mesela İsveç kişi başına milli geliri 55-60 bin dolar olan bir ülke. Ayrıca ülkesinde bulunan işsizlere 10 bin kron, yanılmıyorsam, işsizlik maaşı ödüyor. Bu maaşı sanırım yasalarına uygun olarak ülkesinde kalan yabancılara da ödüyor. Yani böyle bir tam anlamıyla sosyal bir devlet İsveç. Bu durumdaki bir ülkenin ülkesinde yaşayan yabancılara karşı düşmanca harekette bulunması, onlara etnik ayrımcılık yapması, tedavi etmemesi gibi bir durum düşünülemez diye düşünüyorum ben. Burada bir yanıltma var sanki Türk hükümetini, Sağlık Bakanlığı'nı veyahut da başka bir amaç var. Başka türlü izah edemiyorum ben olayı Kürşat Bey. İsveç'te ilişkilerimiz 18. yüzyılın başından beri de hep iyi seyretmiştir. Malum 1709, evet.
İsveç'le Rusya, Rus Çarlığı savaşıyorlar. Poltava Savaşı'nda İsveç ordusu yeniliyor ve İsveç Kralı Demirbaş Çarl 2000 kişilik ordusuyla Osmanlı topraklarına sığınıyor. Yani 17. yüzyılın başından itibaren, 18. yüzyılın başından itibaren, 1709 yılından itibaren İsveç'le bizim ilişkilerimiz son derece iyi. Pek de problem yaşamamış iki ülkeyiz. Esasen aramızda 4000 kilometre var. Aramızda bir anlaşmazlık olacak bir konu da yok. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir ülkede çok sayıda vatandaşının yaşadığı, hatta Sağlık Bakanlığı'nın hemşireleri, Konyalılar çok sayıda vardır İskandinav ülkelerinde. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya'da çok çalışan Konyalılar vardır. Dolayısıyla 4000 kilometre mesafedeki bir ülkeye özel ambulans uçak göndererek hafif hastalığı bulunan bir vatandaşı getirmesi haklı olarak belki de Türkiye'de infial yarattı, spekülasyonlara sebep oldu. Keşke Sağlık Bakanı böyle bir işlemin altına imza atmasaydı diye düşünüyorum, evet. Kürşat Bey. Ömer Bey, aynen bizim de incelemelerimiz, araştırmalarımız neticesinde bu kızı, halkı zaten irrite eden kısmı şuradan başlıyor. Kızının biri, hangisi bilmiyoruz, oraya ulaşamadık. Tweet atıyor daha önceden. İsveç'te ölmek Türkiye'de yaşamaktan daha iyi gibi bir şey yaparak Türkiye'yi aşağılıyor. Bunlar zaten çifte vatandaşlar İsveç'te. Diğer taraftan bildiğimiz kadarıyla, yine ulaşabildiğimiz kadarıyla, ki zaten Türkiye bunu her yere yaptı, her yerden Türkiye'ye uçak kaldırdı. Koronavirüs kapmış, Türkiye'de tedavi olmak, Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlarımız, ki bir ay önceden beri bu yapılıyor. Bildiğimiz kadarıyla daha önce kaldırılan normal uçağı da bilmiyor bu vatandaşlar. Bunlar olduktan sonra işte bu son bir tweetle ulaşılmış da getirilmiş de maalesef ülkemizde bir şova çevriliyor bunlar. Ve daha önce bunu Hollanda'yla yaşadık seçim döneminde hatırlarsanız. Evet. İngiltere'yle yaşadık. Hemen her ülkeyle aynı benzer konu yaşadık. Evet. Virüs diye bir sorunumuz var. Virüs diye bir sorun yaşıyoruz. İsveç'te virüs üzerinden aynı benzer sorunu yaşıyoruz. Ve İsveç'teki bizim de tanıdıklarımız var, arkadaşlarımız var, görüştüklerimiz. Arkadaşlar şunu söylediler, gerçekten İsveç orada artık bundan çok rahatsız olmuş İsveç. İsveç şu an Dünya Sağlık Örgütü tarafından sisteme örnek gösteriyor. Aldığı tedbirler ve geleceğe örnek gösteriyor. İsveç gibi olalım ki dünyanın en ferah ülkelerinden biri. Finlandiya ile birlikte şu an en başı çekiyorlar. Hani paradan bahsetmiyorum, paranın kıymetli olduğu bir yer. Şimdi bunlara baktığımız zaman şu an İsveç'te sorun yaşadık. İsveç'teki vatandaşlarımız da orada bu olay yüzünden devlet orada kaldı. Ha, benim ülkemde bir İsveç'te bunu yapsa, İsveç gelip alıp uçakla götürse İsveç'i de ardından Türkiye'yi kötüleseler, İsveç bakmıyor da biz bakın ne kadar güçlü aldık, ben de Türkiye olarak rahatsız olurdum ve Türk devlet olarak buna müdahale olunmasını isterdim aynı şekilde. İsveç'te doğal olan şeyi yapıyor. Sanırım bundan sonra da zaten oradaki Türk vatandaşlarına, Türk işçilerine iyi gözle bakılmayacaktır. Yani lüzumsuz, gereksiz bir işlem yapıldı diye düşünüyorum. Keşke o hasta orada, işte orada İsveç'teki Stockholm'daki büyükelçiliğimiz devreye girerek, o hasta eğer parası yoksa, hatta parası da gönderilerek İsveç'te tedavi edilseydi Kürşat Bey. Yanlış, evet, bir işlem olmuştu. Evet. Şimdi velhasıl Türkiye'de de başka bir yönü var bu işin. Şimdi Türkiye'de hizmet alamayanlar var. Dün mesela haberlerde izledik, siz de izlemişsinizdir. Ankara'da iş kurun önünü çekiyorlar. Adam diyor ki Mamak'tan diyor Sıhhiye'ye yürüme geldim diyor 3 saatte. Cebinde para yok. Şimdi ülkemizde bu kadar vatandaş zordayken, hani kendi evine çare olamamışken henüz, bir kişi için uçak kaldırılması, bir kişi için eşitliğin bozulması vatandaşı gerçekten irrite etti. Şunu diyebilirdi. Tamam alayım seni ama yeniden uçak kaldıracağım. Diğer İsveç'teki başka gelmek isteyen vatandaşlar da Türkiye'ye denildi ki gelmek istiyorsanız atıyorum 100 kişilik bir uçak gönderiyorum. Ona göre benim gelen kardeşim de denilebilirdi. Yani maalesef daha da ötesini söyleyeyim, artık uçaktan ötesini. Vatandaş geldikten sonra, yani şunu demiyor, benim üzerimden polemik oldu, ben artık şu işe bir dikkat edeyim, bu iş polemiğe dönüştü, ben de kendi hareketlerime dikkat edeyim de yok. Vatandaş kardiyoloji
Covid de değil vatandaş. Kardiyolojik servisini de bacak bacak üstüne atmış. Fotoğrafını çekilmiş, onu paylaşıyor. Yani insan biraz dikkat eder. Unutturur insan kendini en azından. Bakan açıkla zaten kardiyolojik problemleri de varmış. Evet, onun için getirdik falan diyor. Yani evet. Covid değilsin özetle Kürşat. Evet. İlk günden bu maalesef, evet, herkes de aynı şeyi yapıyor. İkinci gündemimiz de Covid'da. Covid zaten gündemlerin hepsini kapsamış durumda. Malum Türkiye'de siz de görüyoruz, sosyal medyadan özellikle çok eleştirilik yapıyorsunuz. Ulaşamadığınızda maske ve maskeler dururken, yani Türkiye'de henüz çoğunluk maske alabilmiş değil. Buna rağmen ABD'ye yardım gidiyor. ABD'ye yardım gitmesinin ötesinde de bir şey var. ABD bizden yardım alırken PKK'ya yardım ediyor. Covid, korona yardımı yapıyor. Böyle aptalca bir durumun içine düştük. Aptalca diyorum çünkü hani akıllı bir insanın yapacağı, akıllı bir yöneticinin yapacağı iş değil bu. Diğer taraftan Amerika bizim uçağımızı vermedi. Daha yeni sorun yaşadı. Adamlar bizim paramızı da geri vermediler. Al uçağı vermiyorum ama şu sizin yatırımlarınızdı, buyurun paranızı geri. Onu da vermiyorlar. 100 yıl önce İngiltere ile yaşadığımız gemi sorunu aynı. Ve biz bu ülkeye yardım yapıyoruz. Bilmem kaç koli, kaç ton koli yardım yapıyoruz. Bu konuda sizin fikirleriniz nedir? Bu maske dağıtımında ülkemizde bir karmaşa yaşandığı ortada Kürşat Bey. Hala maske kodunun gelmediğini, işte maske alamadığını söyleyen vatandaşlar var. Bunu sosyal medyada paylaşıyorlar, siz de görüyorsunuz. Hatta çok enteresandır. İki gün önceydi galiba Habertürk TV'de Tekedek programında Fatih Altaylı'nın konuğu Miral Akşener'di. O bile söyledi. Bana geldi maske, eşime gelmedi diyor. Fatih Altaylı dedi, eşime geldi bana gelmedi. Yani bu insanlara bile maske ulaşmadıysa sıradan insanları siz düşünün. Yani bu maske dağıtımının tek elden yapılması, işte efendim ücretsiz dağıtacağız, bu sosyal devlet ilkesi gereğince yapacağız denilerek tek elden yapılması çeşitli aksamalara sebep olduğu ortada. Bence tıpkı Borel gibi, işte yeni dezenfektan ürettiği etimaden, onun gibi bu maskeler satılabilmeliydi. Bütün vatandaşlar kolayca ulaşabilmeliydi. Ancak devlet bunun fiyatını kontrol etmeliydi. Yapılması gereken buydu. Yani her hafta biliyorsunuz her hafta 5 maske ulaştırılacak denildi. Biz daha ilk haftanın maskesini alamadık. Evet. Herkese kod gönderecek dedim. Mesela şahsen kendimi şey diyorum, bana kod gelmedi. Bu hafta başında eczaneye giderek TC kimliğimi söyleyerek ancak alabildim. Gitmesem haberim olmayacak, alamayacağım yani. Eşime ve kızıma geldi. Onları kullanıyordum. Onlar evden çıkmıyorlar. Ben onların maskesini kullanıyordum. Burada bir problem olduğu kesin. Bu sağlık, Amerika'ya sağlık malzemesi gönderilmesine gelince, yani burada vatandaşın ihtiyacı varken, sen vatandaşın ihtiyacını karşılamamışken Amerika'ya sağlık malzemesi gönderilmesi, üstelik bunu da bedelsiz, bağış olarak gönderilmesi, sanki Amerika çok fakir bir ülkeymiş gibi. Yani buradaki insanların sistemde, yurttaştan sistemde bulunmasına sebep oldu haklı olarak. Esasen bizim ABD 1950'den beri malum müttefikimiz, ancak müttefiklik sadece Amerikan tek taraflı menfaatleri koruma üzerine kurulmuş. Amerikan'ın jandarmaları devam eden bir müttefik. Yani bu dostum falan diyoruz ama dostluğunu falan da hiç görmedik biz Amerika'nın. Amerika gerektiğinde bize posta koyabilen bir müttefik Kürşat Bey. 1964'teki Johnson mektubunu henüz unutmuş değil Türkiye. Tehdit dolu mektubunu biliyorsunuz. Amerikan Başkanı tarafından gönderilen mektubu. 1974'teki Barış Harekatı'ndan sonra uygulanan ambargoyu da unutmuş değiliz. Bunların yanında 1960 21 Mayıs darbesinden sonra hemen her darbede ve muhtırada Amerikan parmağı olduğu iddia edilir durur ve bunlar gerçektir de. Hatta 12 Eylül 1980 darbesinde ne demişti Amerikalı yetkililer? Bizim çocuklar başardı. Evet. Efendim 15 Temmuz darbe, hain darbe girişiminde ne dediler? Türkiye'deki müttefiklerimizin büyük bölümünü kaybettik. Yani darbenin altında Amerikan parmağı olduğu gül gibi ortada. Evet. Onun yanında şurada bir habere ulaşmıştım. Onu tamamen şeyden söyleyeyim. İktidara yakın gazetelerden Yeni Şafak'ın bir haberi var. Biraz önce bahsettiniz. 5 Temmuz tarihli bir
Şöyle iyice açayım Kürşat Bey. Haber şu başlığı taşıyor. ABD'den PKK'ya korona yardımı. Amerika'nın teröre desteği pandemi dinlemedi. Evet. Manşeti bu. Yeni Şafak gazetesi. Diyor ki orada Amerika PKK'ya koronavirüse karşı kullanılmak üzere eldiven, maske, ameliyat kitleri ve oksimetreden oluşan 1.2 milyon dolarlık malzeme gönderdi. Ve aynı ABD'nin son 3 yılda PKK'ya 50 bini aşkın tır dolusu silah verdiği yazıyor haberde. İktidara yakın bir gazete sonuçta. Hani diğerlerine uydurma falan diyebilirler ama Yeni Şafak yazınca biraz daha gerçekçi olur. Buna ilave olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin planlayıcıları, kotarıcılar, uygulayıcılar nerede? Amerika'da. Örgütün elebaşı nerede? FETÖ'nün elebaşı Amerika'da. Sonuçta bu dostluk ilişkilerine, ne müttefiklerine, dostluk ilişkilerine sığmayan şeyler. Böyle bir ülkeye kalkıyoruz biz, bir uçak dolusu malzeme gönderiyoruz, ikinci uçakta hazırlanıyormuş. Basından takip ediyoruz. Yani bu maskeler, belki bu maskeler bizim gönderdiğimiz yardıma belki PKK'ya gitmez ama Pensilvanya'ya gider. Onu söylemiş olayım. O da doğru. Pensilvanya'da orada. Ben şurayı kaçırmışım. Takip edememişim. İkinci uçak da hazırlanıyor dediniz değil mi? Evet evet öyle bir haberler var. O gelir hocam. Bizim gönderdiğimiz maskeler bilmiyorum siz maske aldınız mı? Bana geldi şifre. Ben çok dışarı çıkmıyorum bugünlerde. Küçük çocuklarım var. Ben gittim maskeyi sırf hani insanların dediği gibi mi diye gidip evet, evet, aldım o maskeyi. O maskeye ben güvenip dışarı çıkmam. Hatta 3 tane üst üste takıp da çıkmam. Öyle söyleyeyim. Koruyucu evet. Küçük evet, maskeler. Ölçtüm ben. Kürşat Bey ölçtüm. Eni 9 santimetre. Gerdirirsen 10 santimetre de çıkıyor. Boyu da 20 santimetre. Yani burunla çene arasını kapatamıyor. Normalde kapatması en azından burun ortasından çene altına kadar kapatması lazım koruyucu olması için. İplikleri ince ve çok küçük, kulakları kesiyor. O kadar basit bir malzemeden yapılmış. Yani ben de sizin aynı kanaatteyim. Bu maskeyle çıkınmaması lazım sokağa, korunmaz. Ya birkaç maskeyi üst üste koymak ya altına mendil, peçete falan bir şeyler koymak. Bir maske vardı. Kızım göndermişti. Onu kullanıyorum. Güneşte kurutup kullanıyorum. Başka çözüm yok. Güneş dezenfektanı yapıyorsunuz. Evet, şimdi öyle yapıyorum. Sağlık personeliyim. Hani o maskeyi gördüm. Yapısını da anlayamadım. O maskenin yapısını da anlayamadım. Bir de bildiğiniz tekstil firması belli ki dikmiş, yollamış. Yani maske geldiği zaman o şey olur üstünde. Dezenfekte edildiği zaman onun bir kokusu vardır. Maskeye siner. O iki gün kullanın çıkmaz. O dezenfektan maddenin kokusunu alırsınız. Şimdi evet, bunlarda öyle bir şey yok. Kumaşın yapısını anlayamadım. Biz tekstil ürünüyle maskeyi karıştırdık. Yani maskeler tekstil şeyinden yapılıyor diye bu tıbbi maske anlamına gelmez. Tamam yapmışlar ama. Diğer taraftan şu teli yok. Tel burada çok önemli bir şey. Teli evet, kapatması lazım. Buradan hava alınması lazım. Kapatması lazım evet. Buradan hariç buradan korunması lazım. Asıl yer. O da yok. Şimdi onları gördükten sonra ben şunu da söylüyorum. Bunu Amerika'nın onları görüp de kullanacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika bizim gibi değil. Her alanda evet, Amerika'nın sendikaları var. Ve sendikalar devletin her işinde etkin rol oynuyorlar. Onaydan geçiyorlar birçok şeyi. Bunu sendikalarım ben bunu geçirip halk sendikası da var. Basketbol o neydi o? NBA'in sendikaları var, oyuncuların sendikaları var, sağlıkçıların sendikaları var. Ben bunları sendikaların kabul edip de bizim gönderdiğimiz maskeleri kabul edip de orada kullandıracaklarını düşünmüyorum. Eğer ikinci uçak kalkıyorsa bunlar ikinci uçakla bu tarafa gönderecek büyük ihtimalle. Ki zaten siz biraz önce Yeni Şafak dediniz. Ben evet, bunu haberi duydum ilk dedim ki oradan bu tarafa gelir mi diye dedim. Hemen yorumumu yaptım. 1,5 saat, 2 saat sonra ATV'de. Hani öyle muhalif bir kanal da değil. ATV'de ABD'ye eleştiriyor. Koronadan dolayı Amerika'ya Irak'taki PKK'ya şey yaptı diye. Suriye ve Irak tarafındaki PKK'ya yardım ediyor diye. Yani Yeni Şafak diyorsunuz yani inkar edemezler. Evet. İnkar edemez. ATV de aynısı sonuçta. Ve maalesef Türkiye'de biz bunları yaşarken hala şu an gündemimizde bile bunu tartışırken vatandaşın gündeminde bu varken biz Amerika'ya yardım gönderiyoruz. Siz biraz önce bir şey dediniz.
Sosyal devlet gereği ilkesi. Şimdi sosyal devletle, ben bunu görüyorum burada, sosyal devletle komünist devlet arasındaki farkı karşılamış bu konuda. Sosyal devlet şudur. Fırsat eşitliği sunar. Herkese ben maske vereceğim diyen devlet komünist devlettir. Bu işi tamamen ben kontrol edeceğim diyen devlet komünist devlettir. Sosyal devlet vatandaşa bir özgürlük alanı verirler. O özgürlük alanı içerisinde gücü olmayan vatandaşlara fırsat eşitliği yüklenir. Gücü olmayan vatandaşı yükseltir. Şimdi maske satışına izin vermeyen, ya bırakın satılsın bu. Nereden? Dünyada şu an tekiz. Dünyada tek bizde var maskenin. Hayır kardeşim paranı alamazsın, ben sana dağıtacağım diye tek hükümet bizde var. Çok ilginç bir durumdayız bu konuda. Bilemiyorum. Bu TGL'den dağıtılmasıyla beklenen amaç ters tepti Kürşat Bey. Ben bunu düşünüyorum. Sanki o beklenen faydayı elde edemeyecekler. Şunu da şey derim, Suriye'de mesela Amerika bizim müttefikimiz, dostumuz ya, hani mektuplar yazıyor dostumuz falan. Ya biz Afrin'de kime karşı savaştık? Evet. Yani. BD'ye karşı savaştık değil mi? Kaç tane Mehmetçiğimiz öldü. Evet. Efendim bu ABD Münbiç'i, hani Münbiç bizim kırmızı çizgimizdi. Münbiç'i bize vermedi, Rusya'ya verdi. Rusya şu anda Rusya'nın kontrolünde. Fırat'ın doğusu da hakeza öyle. Bize bırakmadı kontrolü Rusya'ya. Yani böyle bir ülkeye nasıl müttefik, nasıl dost diyoruz? Tartışmaya açık bu konuştu yani. Ben demiyorum, onlar değil. Yani diyenler biz de demiyorum. Ben de demiyorum. Yani bir dakika bir demiyoruz. Aşk gibi bu. Hani erkek kızı seviyor, kızın haberi yok gibi bir durum. Ya da kız tanımıyor ya da erkek tanımıyor artık. Platonik bir aşk yaşıyoruz. Bu maske olayını biz şeyde de yaşıyoruz şu an. Bilmiyorum, belediyelerle yarış olduğu için malum belediyelerin kampanyaları da engellendi birçok. Yani hadi şu yardım olayını bir nebze anlarım. Bir bahanem var. Kanunen dedin ki şartlı bağış, artık bunu halkımız öğrendi televizyonlardan izleyiz diye. Şartlı bağışı anladık. Şartsız bağışı da anladık. Tamam, bunu halkımız anladı. Bunu bir nebze anlarız ama Eskişehir'de aşevi kapatıldı. Ömer Bey. Yani aşevi, hani bu yeni de yok. Koronadan önce de vardı. Yıllardır Eskişehir'de o aşevi çalıştı. Başkaları da kapatıldı. En çok gündem olan Eskişehir olduğu için. Eskişehir'de aşevi kapatılıyor. Belediyeler maske dağıtıyor. Hayır, dağıtamazsın diyor. Ne var bunda? Tamam, ben bedava dağıtayım diyor. Onu da kabul etmiyor. Dönüyoruz öbür taraftan, belediyeler diyor ki şunu yapalım, işte yardım kampanyası şu bu. Yıllardır biz Ankara'dayız, Ankara üzerinden konuşalım. Melih Gökçe'nin belediyesi bunu yıllarca yaptı. Yıllarca bu dağıtıldı, yıllarca bağış toplandı. Hem de aynı şekilde. Bugün birçok dernek bunları topluyor. Valilikten izin almadan. Benim iki tane yöneticinin yaptığım derneğim var. Ben yardım kampanyası için gidiyorum valiliğe. Hem de ikisi de kültür derneği olduğu halde bana onay çıkmıyor. Bütün cemaat derneklerine onay çıkıyor. Çünkü onayı da veren kendileri. Yani bunlar konuşulmuyor. Bunu başka bir zaman özellikle gündemimize alabiliriz Ömer Bey. Diğer taraftan mesela Sahra Hastanesi yapıldı. Şimdi ben hani bu konuda bir şeyler deyip size bırakacağım sözü. Sahra Hastanesi yaptı şey. Adana. Adana. Dediler ki neydi Zeydan? Zeydan Karalar. Zeydan Karalar. Şimdi Zeydan Karalar yaptı bu hastaneyi. Efendim sen orayı yapamazsın. Biz tek elden yürütüyoruz. Ya zaten bu adam yapsa orayı en fazla böler. Zeydan Karalar'ın elinde doktor. Bunu hiç kimse konuşmadı. Ekranlarda tartışıldı Ömer Bey. Ekranlarda dahi bu yönü konuşulmadı. Zeydan Bey de demedi. Çok ilginç. Bu noktaya parmak basmadılar. Zeydan Bey burayı yapıyorsa bir Sahra Hastanesi, bu ülkede tek bir tane sağlık bakanlığı var. Belediyeler sağlık hizmeti yürütemiyor. Zeydan Karalar'ın elinde tıbbi malzeme yok. Zeydan Karalar'ın elinde tıbbi cihaz yok. Doktor yok, hemşire yok, sağlık memuru yok. Zaten kendisi orada hastane açıp da yürütemez. En fazla fiziki olarak bir size bir yere hazırlar. Yani alanı hazırlar, evet. Evet, onu zaten Sağlık Bakanlığı yürütecek. Ona niye karşısınız? Ya bunları anlamak ben anlayamıyorum. Yani gerçekten artık benim beynim durdu. Bu kin bu ülkeye zarar veriyor. Size bize zarar veriyor. Çocuklarımıza zarar veriyor maalesef. Yani tabii bu iktidar 2002'den beri 18 yıldır, 17 yılı aşkın süredir belediyelerin halka teması, halka dokunması sayesinde iktidar kalıyor, iktidarda duruyor, iktidarını devam ettirebiliyor. Önemli, çünkü belediyeler halka birebir hizmet sunuyor. Kendinizi belediyeler vasıtasıyla ifade edebiliyorsunuz halka. Onun için muhalefet belediyelerinin galiba işte sosyal yardım toplamasına, sosyal
faaliyette bulunmasına engel olmaya çalışıyorlar Kürşat Bey. Aslında belediyelerin belki yardım toplama kanununa göre yardım toplama şeyleri yok. Yetkileri yok. Öyle bir hak verilmemiş. Ancak bağış kabul edebiliyorlar. Bağış, yani bu kampanya düzenlemeden bağışları kabul edebilirler. Öyle olsa bile, yani yardım toplama yetkileri olmasa bile, böyle olağanüstü günlerde, salgın gibi, savaş gibi olağanüstü günlerde herkesin elini taşın altına sokması lazım. Onun için eğer yasalar engelse belediyelerin çalışmasına, esnetin yasaları, bir tane mesela Cumhurbaşkanı'na bir kararname çıkarsın, belediyelerin yardım toplamasına zemin hazırlayın, izin verin. Sonuçta toplanan yardımlarla ilgili bir sürü iddia, bir sürü dedikodu. Vatandaş, muhalefette oy veren vatandaş bunları görüyor. Sonuçta size belki güven problemi var. Size vermiyor. Oraya verecek. Evet. Pardon. Hiç değilse bu vatandaşların, muhalif vatandaşların yardım etmelerinin önünü açın. Onların yardımlaşma duygularını da harekete geçirin. Olayı, probleme herkes sarılsın ki problem daha çabuk halledilsin. İhtisaplarına daha çabuk, daha hızlı ulaşılsın. Daha çok kişiye ulaşılsın. Bunu yapmıyorlar. İşte bizim yardımların bazen işte oy tabanına göre dağıtıldığına ilişkin bir sürü iddialar var. Yani bundan önüne geçmek için bırakın onlar da yapsınlar. Muhalefet de Millet İttifakı da şey diyorum madem bilinen ismiyle onlar da seçmenlerine ulaşsın. Bunu niye engelliyorsunuz? Ya kendiniz ulaşmıyorsunuz işte. Ulaşana da engel oluyorsunuz. O zaman nerede anayasadaki eşitlik ilkesinin gereği Kürşat Bey? Zeyden kararlar konusuna gelince aslında yaptığı çok doğru. Yaptığı yani böyle salgınlar sürekli devam edecek bir şeyler değil. Geçecektir zamanla. İşte azalmaya başladı pandemi. O rakamları görüyoruz. Yarın bitince yaptığınız o biner kişilik iki tane hastane elinizde kalacak sizin. İstanbul'da yapıyorsunuz iki hastane. Elinizde kalacak. Halbuki Zeydan Bey'in yaptığı fuar alanında prefabrik, hafif yapım malzemeleriyle bölmeleri hazırladı. Altyapısını hazırladı, elektriğini çekti. Siz de oraya ventilatörünüz, bilmem şeyinizi koyun, diğer cihazlarınızı hastayı kabul edin. Yapılması gereken budur. Aslında salgın zamanlarında bu hastaneler çalışır. Eskiden seferberlik zamanında savaşlarda yapılmıştı biliyorsunuz bunlar. Salgın zamanında devreye sokarsınız, salgın geçince kaldırırsınız ilgili malzemeyi depolara koyarsınız. Ta ki bir ihtiyacın olunca kadar, bir dahaki salgına kadar diyorum. Olimpiyat stadının çevrilmesi. Sizin bir öneriniz vardı olimpiyat stadının çevrilmesi diye çok... Yani çok hayır, biliyorsun Barcelona kulübü Nou Camp stadını verdi İspanya hükümetine. Evet. Geçici olarak maçlara başlayınca kadar kullanın diye. Evet, olimpiyat stadı orada ne işe yarıyor Kürşat Bey? Sonuçta biz oraya milyarlık yatırımlar yapmışız. Artık maliyetini bilmiyorum. Boş duruyor. Hani öbür statlar gibi de değil. Boş duruyor. 3-5 yılda efendim eğer yalvara yakara alabilirsek bir Avrupa Şampiyonası finali o yapılıyor. Onun dışında ne maç yapılmıyor. Boş duruyor. O kadar masraf var orada. Oraya geçici olarak kullanın işte. Ne güzel. Hani Atatürk Havalimanı'nı tahrip edip, pistleri tahrip edip oraya hastane yapmak hangi akla hizmettir? Ne bileyim işte Sancaktepe'de Genelkurmay'ın TSK'nın galiba tahsisli bir arsa. Oralara evet. Kullanıp israf etmeye ne gerek var? Ya yarın savaş olur, olağanüstü bir şey olur. Atatürk Havalimanı'ndaki pistlere yine ihtiyacım doğrusu Kürşat Bey. Oraları tahrip etmenin ne anlamı var? Hazır elimizde bir havalanı var bugüne kadar, bu zamana kadar ihtiyacımızı karşılamışken. Hatta deniyor ki Atatürk Havalimanı'ndaki mevcut binalar bile pandemiyle mücadelede yeterli olabilirdi diyorlar yani. Böyle bir bilgi var. Değerlendirin bunları. Maksat başkası onu da bilemiyorum tabii. Şimdi Ömer Bey siz az önce bir şey dediniz. Veriler iyiye gidiyor dediniz. Düzeliyor dediniz de. Ben hükümetinizin bu konuda doğru bilgi aktardığını düşünmüyorum. Tamam insanlar panik yapmasın diye bazen veriler aşağıdan gösterilir şey yapar ama bu kadar olmaz. Daha önce denildi ki 601 sağlık çalışanına şey var, virüs bulaştırıldı. 2 hafta oluyor bu, fazla değil. 3 hafta oluyor. 2 hafta. 7000 kişi şu anda. Ben o zaman dedim ki sadece İstanbul'da 2000'i geçti. Bakın aradaki farka bakın. Yani ne olur 1000 sayısını 601 gösterirsin veya 1500'ü 1200 gösterirsin. Ama sadece İstanbul'da 2000 ki 600 dediler ülke genelinde. Bugün çıktılar 7000 küsür ki hala ben veri alıyorum. O kanaldan hala veri alıyorum. Çok yüksek. Şimdi
Yana gelen bilgiler arasında şunlar var. Virüs kayda geçirilmiyor fazla. Kendi kendine iyileşenler, virüs kapıyor pozitif, kendi kendine iyileşenler oluyor. Veyahut da ölümlere, ölüm sebebi ex rapor diyoruz biz ona. Ex raporlarına bulaşıcı hastalık, COVID değil de bulaşıcı hastalık doğal ölüm diye yazıldı oluyor. Bununla ilgili daha önce bir veri geldi benim aklıma. Çin'de 15 milyon bu salgından sonra GSM şirketleri dediler ki 15 milyon GSM hattı iptal oldu dediler. Gerçek kişi evet. GSM hattı. Haberim oldu. Evet. Bunun üzerinden hükümetin yalan söylediğini belirtmiştiler. Şimdi bizde de sanırım yine ölüm gösteriliyor ama COVID'den ölüm gösterilmiyor. Neden? Ben bu konudaki şeyim şu. Bizim hükümetimiz COVID'den ziyade istatistiklerle mücadele ediliyor. Yani mücadeleyi biz istatistikte düşük gösterirsek herkese kendimizi över. İşte İsveç olayında olduğu gibi. Burada Sağlık Bakanlığı'nın ben verilerinin düşük olduğunu düşünmüyorum. Niye? Mantıken bir hata var bakın. Hastanın üzerinden gittiniz. Mantıken bir hata var. Siz İstanbul'a iki tane hastane yapıyorsunuz. Ne zaman bitecek? 45 gün sonra. Bakan dün diyor ki pik noktasına geldik, zirve yapıyoruz şu an. Şu an zirve yapıyorsak 45 gün sonra niye biz hastane hazırlıyoruz? Bu mantık hatasını kim açıklamıyor? Konuya da girmiyorlar. Girerseler çıkamayacaklarını biliyorlar zannımca. Bu konuya da girmiyorlar diye düşünüyorum. Kürşat Bey şöyle bir şey var. Ben şahsen Sağlık Bakanlığı'nı çok güvenilir buluyorum yani. Onu temelde güvenilir buluyordum daha doğrusu. Hele hele bu bilim kurulu işte sonuçta bunlar Cumhuriyet'in yetiştirdiği bilim adamları. Sonuçta hepsi belki yaş ortalaması 55-60 civarında. Bakıyorum güven veriyor insana bunlar. Evet. Ancak işte bu ufak tefek şeyler ne bileyim işte İsveç'ten COVID'li hastanın getirilmesi ne bileyim maske dağıtımındaki aksaklıklar gibi şeyler Sağlık Bakanlığı sanki güvenilirini zedeliyor. Açık söyleyeyim yani böyle bu dönemde böyle bir Sağlık Bakanlığı'nın olması bak çıkıyor ekrana güzel bilgiler veriyor, bütün soruları cevaplandırıyor. Açık yani. Üstelik belki de her türlü baskıya rağmen konuşuyor yani. Bilmiyorum. Aksaklıklar evet. Belki de onun dışında oluyordu. Mutlaka bir sürü iddia var tabii. Dediklerinizde iddialar var. Onu bilmiyorum. Emin değiliz ondan. Yine de zedelememek lazım. Ben Sağlık Bakanlığı'na doğrusu bilim kuruluna saygı duyuyorum. Saygım evet. Daha eksilmiş değil. Daha mantıklı, daha akılcı yürütebilirler. Daha akılcı yürütebilirler. Evet, evet. Umarım ki bunlar dikkat alırlar. Bu uyarıları dikkat alırlar. Benim siyasete de kullandığım bir hani ekibine teşkilatıma da bunu sürekli aşıladığım bir fikir var, bir şey var. Sürekli şunu derim. Bazı yöneticiler, çünkü biz yönetici olmaya talibiz. Bazı yöneticiler hata yapmaktan korkar. Bazıları da hatasını duyurmasından korkar. Bu ikinci sınıf yöneticiler hem kendine, hem çevresine, hem ülkesine zararlıdır. Yani hükümet yapmıyor değil, koca bir devlet yönetiyorlar şu an. Tabii evet. Ki zorlanacaklar hatalar ama daha iyi, daha akılcı, daha paylaşımcı yapabilirler. Bizlerden akıl alabilirler, sizlerden akıl alabilirler. Mümkün mertebe hani danışan dağları aşar diye bir atasözümüz var bizim. Yani İslam'da istişare önemlidir. İslam evet, dini, işte, madem evet. bu iktidar madem dini söylemleri çok vurgu yapıyor, evet. İslam'da istişare emredilmiştir yani. Meşveret önemlidir. Ben belirtecektim, siz belirttiniz. Yani bunu da bu şekilde yönetebilirler. Yok, biz yapalım. Yapamazsak da kimse yapamasın ama biz yapalım. Böyle bir kapandılar işlerine. Dediğim değil, gibi doğru değil. Bir ülke yönetiyorlar. Kolay değil. Biz şurada bir parti yönetiyoruz, dernek yönetiyoruz, bir sendika yönetiyoruz. Çok zorlanıyor. Elimizi yönetirken zorlanıyoruz. Kolay değil ama daha akılcı ve sorumluluğu paylaşarak, yetkiyle paylaşarak daha güzel sonuçlar ortaya çıkarılabilir. Yani siyasi primini ben kazanayım ama ben kazanayım diye bütün şeyleri kendi tek başına yapmaya çalışmayın. Paylaşın. 83 milyona paylaşın yani sonuçta. Güzel güzel bir tespit yaptınız. Aynen. Ne olursa olsun siyasi prim bana kalacaksa bu iş olsun. Doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Şimdi üstadım bir şey daha sorayım size. Ben eski sağlık çalışanıyım. Eski sağlık personeliyim. Sendikacı. Ben o zamanlar değildim. Sağlıkta, pardon, ülkede şehit sayılmak için illa silahta, belde silah mı gezmesi gerekiyor insanın?
Hatta bunun üzerinden örnekler verirdim. Derdim ki bir polis düşünün. Belki rüşvet almaya gidiyor polis bir yere. Giderken köprüden aşağı uçuyor veya kaza yapıyor ama kötü niyetle bir yere gidiyor. O şehit sayılıyor. Arabanın içinde bulunduğu için veya o üniforma üstünde olduğu için. Sağlık personeli halen vatan için, devlet için hizmet yürütürken vefat ettiği halde halen şehit sayılıyor. Bu konuda siz aynı zamanda eski bir Diyanet mensubusunuz, üst düzey görevler yürüttünüz. Bu konuda hem dini de verebilirsiniz, dini de bir hüküm isterim sizden. Hüküm demeyin de o fetvaya girer, dini de bir bilgi isterim sizden. Evet, teşekkür ederim size. Daha önce de açıkladım. Yani ben Diyanet kurumuyla birlikte anılmayı asla istemiyorum. Çünkü onlar da istemiyor. Duyduğuma göre onlar da istemiyorlar. Ya bu Ömer Bey daha Diyanet'teki ünvanını kullanıyor mu diye aklımda araştırma yapıyorlarmış. Onun için ben bundan kaçınıyorum. Yani sonuçta ben emekli, sizin kurumunuzdan emekliyim. Yani bunu da nasıl gizleyeyim? Sonra herkes biliyor. Beni tanıtırken bunu Diyanet kavramını kullanmak durumunda işte Diyanet'te çalıştığımı söylüyorlar. Bir eski Diyanet çalışanı olduğumu söylüyorlar. Bunu yerli yabancı basın da söylüyor. Bu benim tercihim değil. Bunu açıklamak istiyorum. Kürşat Bey izin verseniz. Bu benim tercihim değil. Ben Diyanet'le birlikte anılmak istemiyorum. Ancak demek ki hala bu kurumun güvenilirliği, saygınlığı az çok vatandaşta var ki beni de o kuruma nispet ederek anmaya, zikretmeye, tanıtmaya çalışıyorlar. Yani bu benim tercihim değil. Kurum yönetenler de bunu duysun. Bu sizin geçmişimiz bizim gölgemizdir. Ben sağlık destekçisi mezunuyum liseden. Şimdi ben artık yok değilim demeyle olmuyor. Bu geçmişim benim artık gölgem bu. Ben öldüğüm zaman gölgem benden ayrılacak. Ben sağlık personeliyim eski, Sağlık Bakanlığı çalışanıyım, sendikacıyım. Bunlar benim geçmişim ve gölgem. Ben bu vasıflardan kurtulmanın imkanı var mı şu an? Yok. Keza aynı şekilde siz İmam Hatip mezunsunuz bildiğim kadarıyla, doğru mu? Evet. Diyanet çalıştınız. Bu sizin vasıflarınız, gölgeniz, geçmişiniz. Bunu artık yok ben yapmadım demekle bu ters olmuyor. Ya inkar etmiyorum. Ben inkar etmiyorum da onlar hala bir korumacı işte. Her şey bizde olsun. Korumacı bir zihniyet içinde. Efendim kurumun adını kullanamaz. Ya kullanırsa yani kurumun adını kötülemiyorum ki. Seni kötülüyorum. Kurumun bazen eleştirilerin senin için kardeşim. Kurumu kötü yönetenler için. Ben Atatürk'ün kurduğu bir kuruma nasıl karşı olabilirim? Ben Atatürkçü bir adamım sonuçta. Milliyetçi bir adamım sonuçta. Atatürk gibi. Evet. Niye Atatürk'ün kurduğu kurumlara karşı bir tavrım olsun? Ancak böyle bir tavrım içinde yöneticileri. Yani benim tenkitlerim koruma değildir. Sonuçta kişilere yöneliktir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani dini bilgileri versem de veriyorum ancak bunu da mutlaka İmam Hatip'teki bilgilerime ve sonradan kendimi geliştirmeye bağlı. İlahi Fakültesi mezunu değilim. Ben imam değilim. Adamı değilim. Yani beni dinleyenler, hatta dinleyicilerim şu anda ona göre dinlesinler. Ben din görevlisi değilim. Ben İmam Hatip Lisesi mezunu ama İdare Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Nasıl Cumhurbaşkanımız, İmam Hatip'ten sonra başka okul olup Cumhurbaşkanıysa ben de onun gibiyim yani. Ben ilahiçi değilim. Dedikten sonra şehitlik konusuna gelmek istersem elbette şehitlik ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar yaşıyorlar, bir şekilde yaşıyorlar ancak siz onu fark edemiyorsunuz diyor. Allah yolundan maksat nedir? Allah'ın emri olan her türlü güzel işi yaparken ölenler şehittir Kürşat Bey. Yani mutlaka sadece bu şehitlik emniyet görevlilerine has bir durum değildir. Biraz önce beline silah takıp takmak mı şart dediniz? Bu tabii sivil vatandaşlar için geçerli. Askerlerimizi ve polislerimizi, jandarmamızı öyle tanımlamayalım da mutlaka görevleri gereği silah takanlar diyelim biz onu. Öyle şey diyelim. Maide suresinin 32. ayetinde diyor ki bir insanın hayatını kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bir insanı da öldürmek, suçsuz öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Sağlık personelimiz canla başla bir insanın hayatını kurtarmak için çalışıyorlar. Covid hastasını kurtarmak için mücadele ediyorlar. Efendim ondan mikrop kapıyorlar, virüs kapıyorlar ve ölüyorlar. Şehitliğin tam da merkezinde bu insanlar. Onu söylüyorum ben sağlık çalışanları için. Bütün sağlık çalışanları. Hemşiresinden, doktorundan, hasta bakıcısından, hemşirinden. Şimdi erkeklerde hemşire mi deniyor? Ben tam bilmiyorum. Hani hemşire var şu anda. Artık hepsi hemşire oldu. Yani hastanede çalışan, sağlık hizmetinde çalışanların tamamı eğer orada hastada mikrop kapıp ölüyorsa şehittir ve bunlara oyundan verilmelidir. Efendim bunların yakınları da şehit yakınlarına tanınan haklardan istifade etmelidir Kürşat Bey. Görüşüm böyle.
Ben bu konuda zaten dediğim gibi daha önce sendikacı olarak da çalışma yaptım ama maalesef yani sadece koronavirüs gündemi değil. Şimdi ülkemizde şöyle bir durum var biliyorsunuz. Biraz muhafazakardır bizim insanlarımız. Kötü durumları pek duyulsun istemezler. Bizim Anadolu, Trakya insan, Türk insanının genel özelliği budur. Nedir? Hastalık kapısa duyulsun istemezler. Yıllardan beri bu konuda ben araştırma yaparım. Sağlık personelleri hastalık aldığı, kaptığı zaman bile duyurmaz onu. Ve onu kendi içinde yaşar. Ondan ölse bile duyurmazlar. Şimdi o istatistiklerin çok üzerinde sadece korona gündeminde değil bu. İstatistiklerin çok üzerinde meslek hastalıkları yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nda, sağlık sektöründe değil, bakanlıkta değil sadece. Çünkü özel sektörümüz de var bize. Ve maalesef bu konuda hiçbir şekilde çalışma yapılmadı. Aslında bu yapılsa istatistiklerimiz de düzelir. Ve belki o zaman alacağımız önlemleri de düzeltiriz. Daha az ölüm yaşanır, daha az sorun yaşanır. Bunu da ilave edelim Kürşat. Belki hani COVID-19 virüs salgınıyla gündeme geldi ama sadece COVID'den değil, hastanede görevinin başında ölenler aynı statüye sokulmalı, şey statüsüne sokulmalı yani. Evet. Bunu söylüyorum. Evet. Ya siyasete girmek istemiyorum ama ancak bu konuda Millet İttifakı'nın tarafların galiba ikisinde önerisi var, kanun teklifleri var mecliste. Cumhur İttifakı henüz yanaşmış değil. Hatta bakan geçen açıkladı, iyi, o da şey bakıyor, olumlu bakıyor. Umuyorum yakında çıkar diye düşünüyorum ben. İyimserim bu konuda Murat İnşallah. Bey. Millet İttifakı'nda şöyle bir güzel durum var. Kamusen eski başkanı İsmail Koncuk sendika, el Evet, biliyorum. kurmaktan yıllarca Biliyorum. sendikacılık yapmış, güçlü sendikacılık yapmış bir insan. Halettin Yokuş var, evet. Yani onun o kaynak olduktan sonra Millet İttifakı bu konularda sadece sağlıkta değil, bütün alanlarda işçilere ve memurlara yönelik, çalışanlara yönelik birçok hak kazanırlar. İnşallah da Umarım, devam umarım. eder. İnşallah çıkacaktır bu kanun. Bekliyorum. Evet. Az önce ben Atatürkçü bir insan dediniz. Malum bende derneğimiz bile var. Atatürk üzerine Gazi Kemal Eğitim ve Kültür Derneği'nin genel başkanını yürütüyorum. Atatürkçü insanlarız, vatansever insanlarız. Bir konuya girelim mi? Atatürk posterleri ters asılıyor. Abi girelim, girelim. Evet. Değinelim o konuya. Evet. Bizi dinlemek isterim Emine. 23 Nisan'da evet onu gördük medyadan, yazılı ve görsel medyadan. 23 Nisan'da bazı kamu binalarına Atatürk posterleri ters asılmış. Çok şaşırdım, hakikaten şaşırdım. Üniversite var bunun içinde, ticaret odası var, okul var. Yani buna kamu binaları, devletin binaları. Bunu asanlar da herhalde sokaktaki vatandaş değil, kamu personeli aslında yaptı bunu. Evet. Efendim o posterlerin birisini ters asanlardan bir rektör bunu görevlerin efendim yanlışlıkla yaptığını ve yanlışı fark ettikten sonra hemen düzelttik şeklinde bir açıklama yapmış bir üniversite rektörü. Yani bu kabul edilemez. Evet. Atatürk posterinin sanki ters asılması ne bileyim posterin kumaşının alt tarafında da ilmekleri varmış gibi ne bileyim ipleri varmış gibi değerlendirmek. Ondan dolayı ters asıldı yanlışlıkla demek. Ya Atatürk posterini bile ters asıyorsan sen bir sürü iş ters yapıyorsunuz demektir zaten. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle özel bir günde özel bir iş yapıyorsun, özel bir kişiye karşı yapıyorsun. Yani eğer Atatürk posterlerini ters atarak Atatürk'ten, ne bileyim Cumhuriyet'ten, layık Cumhuriyet'ten, demokrasiden intikam almak, öc almak, sevdasına olanlar varsa unutsunlar bunu Kürşat Bey. Yani bu millet iktidar partisi oy verenler bile çoğunluğu Atatürk'ü severler kardeşim. Bunun neticesi budur. Bugün 83 milyon nüfusumuz varsa 70 milyon Atatürkçüdür. 70 milyonu. Ben buna inanıyorum. İsterseniz bir anket yapsın anketçiler. Netice böyle çıkacaktır. Yani Atatürk'e karşı bizim saygımız sonsuzdur. Milli de ortak milli değerimizdir. Buna birçok İslamcı bile sahip çıkacaktır. Boşuna uğraşmasınlar. Evet. Üstadım şimdi bu konuda hani diyorlar ya şey oldu işte bu yanlışlıkla asıldı diye. Şimdi Evet. matematikte ve felsefede ortak bir kural vardır. Bu ikisinin ortak kuralı diye biliyorum. İkisi de kabullenir daha doğrusu bunu sahiplenir. Yıldırım bir yere bir kere düşüyorsa
şanstır. İkinci kez düşüyorsa tesadüftür. Üçüncü kez aynı yere yıldırım düşüyorsa orada bir sistem var denilmiş. Evet, evet. Şimdi, bu bir tane olmadı Türkiye'de. Birçok yerden fotoğraf geldi. Gördüm, paylaştım. 6-7 tane ters poster var. Hepsi böyle, yanlış olmaz yani. Konuyla ilgili şunu söyleyeceğim. Ben aktif sendikacılık döneminde hastaneleri, sağlık müdürlüklerini, makamları, başhekimlikleri ziyaret ediyordum, müdürlerini. Gittiğimiz illerde de ziyaret ediyordum. Bir şeye dikkatimi çekmişti. Hatta bunu en son iki başhekime sorduk biz. Dedik ki, arkalarında Atatürk resmi olacak ya her odada. Arkalarında kanvas, büyük böyle LED TV, plazma TV büyüklüğünde kanvas TV var. Atatürk'ün sigara içen fotoğrafı ama sigarası silinmiş. Hepsi anlaşmış gibi böyle, hepsi demeyeyim de birçok yerde anlaşmış gibi o fotoğraflar. En son iki, bu dikkatimizi çekti bizim ekibimin de dikkatimi çekti, yönetim ekibimi. Dedik ki ya bir şey soracağız dedik. Bu dedik hani bu resim biz başka yerde de gördük. Bu DMO dedik, şey söylemedik hani altta yatan şüphenizi söylemedik. DMO dedik, bunu mu veriyor, ücretsiz mi veriyor, en çok bunu mu dağıtıyor? Yok dedi, bunlar seçenekli, biz bunu seçiyoruz dedi. Yani bilmem atıyorum 100-150 taneden bunu seçtirip getirip oraya koyuyorlar. Aynı asılış, aynı şekilde. Ve sonradan 15 Temmuz olayı patlayınca biz araştırma yaptık. O fotoğrafı asanların hepsi görevden alınmış. Hepsi ilişkili. Bakın mesajı sinyal nereden veriyorlar? Evet. Şimdi bunlar böyle olunca da birkaç yerde de olunca dedim ki aynı şekilde bunlar anlaşmıştır. Bundan bir grubu vardır, cemaati vardır ya da tarikatı vardır. Ya da sosyal ekibi vardır, dernek bilemiyoruz onu artık. O çıkar bir, mutlaka tarih onu ortaya çıkarır. Çıkar. Mutlaka bir bağlantısı vardır. Zaten o rektörde ilahiyatçı, onu biliyorum. Arka planda demişlerdir ki şöyle şöyle mesaj verelim, sinyal verelim. Birbirlerini böyle tanıyorlardır. O aynı az önce anlattığım olayda. Çok ilginç bir olay. Para alıyorsun. Bu konunun üzerine devlet gitmeli, savcılarımız gitmeli Kürşat Bey. Bu memurlar suçlu ise cezasını çekmeli. Hatta suçun ağırlığına göre ya görevden alınmalı ya da açığa alınmalıdır. Yani bu öyle kolayca unutkanlıkla yanlışla geçiştirilecek bir olay değil. Evet. Ben onu düşünüyorum. Evet. Maalesef böyle tartışıyoruz, şey yapıyoruz, akıllanmıyoruz. Camilerimiz kapatıldı. Kabe'de ibadet durdu. Hacı olayı bitti bu sene bildiğim kadarıyla. Biz nelerle uğraşıyoruz? Biz nelerle uğraşıyoruz değil mi? Evet, halen daha akıllanmıyoruz diyeyim. Ne diyeyim, akıllanmıyoruz biz halen. Yani Allah artık sopası yok. Allah böyle böyle gösterecek. Hani Allah'ın sopası yok derken bu anlamda demiyor. Allah böyle böyle gösteriyor. Virüs de geldi Allah'ın sopası. Daha burada anlamayacak ne var sonuçta? Evet. Camilerin ibadete kapatılıp şey hakkında ne düşünüyorsunuz üstadım? Onu da sorayım ben. Camilerin ibadete kapatılması aklın gereğidir. Evet. Olması gerekiyor. Geç kalınmış bir tedbirdir. Onu da söyleyeyim Büşat Bey. Geç kalındı. 16 Mart'ta kapatıldı. Aslında daha önce kapatılmalıydı. Tıpkı virüs haberinin yayılmasından sonra umreye umreci götürmenin yanlışlığı gibi bu camilerin kapatılmaması yanlış olmuştu. Geç kapatılması yanlış olmuştu. Daha erken kapatılmalıydı. Çünkü zaruret halinde bunlar camiler kapatılabilir. Sağlık her şeyin önündedir. Zaten din denilen şey, dini hükümler sağlıklı insanlar için hüküm ifade eder. Sağlıklı insanları bağlar. Camilerde toplu insanların bulunduğu, hatta biz musalli insanlarız. Hani övünmek gibi olmasın. Camiye gidiyoruz. Zaten cumalarda gidiyoruz. Vakit namazlarımızı evde kılsak da cumaları camiye gidiyoruz. Orada imam ne yapıyor? Geri dönüyor mihraptan. Aziz cemaat, safları sık ve düzgün tutalım. Yani omuz omuza kıldır. Bilmeyenler için, camiye gitmeyenler için, belki azınlık vatandaşlarımız da izliyor olabilir, bilmiyorum, bilmeyenler olabilir. Camide namazın şeklini görmeyenler olabilir, yabancılar olabilir. Tarif edelim, omuz omuza, bitişik nizamda kılınır. Yani orada sosyal mesafe denilen fiziki 1,5-2 metrelik mesafe olmaz. Omuz omuza kılınır. Hatta derler ki imamlar, efendim peygamberimiz zamanında ashab o kadar yakın kılıyormuş ki elbiseler hep omuz başlarından eskirmiş. Evet. Bunu derler, hafları düzgün tutturmak için. Yani bence yerinde bir tedbir. Camilerin kapatılması. Peki, yapılmışken inşallah kısa zamanda açılır diyelim. Salgın biter de. Camiler bu ülkenin şeydir. Nedir? Sembolüdür. Minarelerimiz, camilerimiz İslam hakkıyla yaşanmalıdır.
Umarım, dua edelim ki tez zamanda açılsın Kürşat Bey. Peki halkı yaralayan beni de yaraladı bu konu. Ömer Bey, ben yaklaşık 20 senedir ben cuma namazına çok önem veren bir insanım. Evet. Konuşmak istemiyorum fazla dini yönümü de, ibadet yönümü de. Ama cuma namazına çok önem veren bir insanım ben. Yaklaşık 20 yıldır hastalığımda da, yani hasta oldum. Namaza giderim. Farzını da olsa kılar çıkarım. Yani ayakta duramıyorsam bile öyle kıldım. Ayağım kırıldı. Yine gittim. Bu en çok beni de yaralayan konulardan biri oldu. Bir gün buradan nereye gittim? Köye gittim. O zaman sokağa çıkma yasağı yoktu. O arada gündem patlamış. Akşam televizyonu bir açtım. Namaz kılmış Diyanet İşleri Başkanı. Nerede? Millet Camisi'nde. Şimdi safları aralıklı, yani küfür ettim mi, hakaret ettim hatırlamıyorum da safları aralıklı tutmuşlar. İnsanlara siz kalmayın deyip korkunlar. Yanlış. Bir defa cuma namazının gereklerinden biri bildiğim kadarıyla, farz mı onu bilmiyorum. Onu siz benden herkese açık olması lazım. Cuma'nın herkesin girebilmesi lazım. Herkese açık olması lazım. Özgürce girilmesi evet. Lazım. Caminin hükmü böyledir cumanın. Evet. Evet. Yani vatandaşa kıldırmayıp kendilerinin kılması lan, hangi akılla onu yaptılar? Hale yapıyorlar. Cami gezip hale yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Bunu da söylerim Kürşat Bey. Müslüman kardeşlerimize veyahut da cumayı kılamadığı için üzülen Müslüman kardeşlerimize söyleyelim. Allah ayetinde ey Müslümanlar cuma günü ezanı duyunca camiye koşun demiyor. Namaza koşun diyor. Namazınızı kılın diyor yani. Camiye koşun demiyor. Yani cuma namazı olmuyor. Vakit namazları cumanın yerine geçer. İnsanlarımız üzülmesinler, üzüntü duymasınlar cuma kılamadık diye. Evlerinde öğle namazını kılsınlar. Onun yerine geçer. Hiç o konuda şüphe yok yani. Evet. Bugün de cuma, iyi doldu bu. Yani evet. Evet. Peki yine Diyanet üzerinden gidiyoruz biraz. Gündemde bu hafta çok vardı. Başları var da yaptıklarıyla maalesef. Yıllardır duruyorlar. Yıllardır bir sürü bir faaliyet yaşandı. Gireceğim konuyla anlayacaksın şimdi. Eşcinseller konusu. Yıllardır hiçbir şey demiyorlar. Geçen yıl ülkede en bilinen eşcinsel devletin en zirvesi tarafından İftarda en güzel şekilde ağırlandı. Ondan öncesi de var, eşi de var. Keza Turgut Özal zamanından gelme bunlar. Onu ben araştırmasını yaptım, yazacağım. Fırsat olmadı henüz. Şimdi bunlar olurken Diyanet birdenbire kalktı bu sene eşcinselere yönelik bir açıklama yaptı. Söz haklı, tamam doğru ama bir, yaptığın açıklama bir daha öncelikle seni oraya atayan Cumhurbaşkanı'na laf etmiş oluyorsun. Bu bir. İki, o konuda da bir şey söyleseydin. Keşke hani o ağırlamalar şunlar. Çünkü ben siyasi parti başkanıyım. Üst yazı yazıyoruz, resmi yazı yazıyoruz. Fikir gönderiyoruz bazen. Bazen görüşmek istiyoruz, bazen randevu istiyoruz. Daha biz gidip göremedik. Ama devlet en tanımış eşcinsel 3 kere ağırlandı, 4 kere ağırlandı. En yüksek makamda. Şimdi bunlar olduktan sonra ve en önemlisi, benim merak ettiğim, hani siz bu konuda fikir yürütür müsünüz? Neden Ramazan'da özellikle bu gündeme getirdiniz? Bu orası da önemli. Durup durup. Ya densizlik desem ağır kaçar mı yani? Densizlik yani. Lüzumsuzluk, gereksizlik yani. O kadar konu varken, gündemde o kadar problemimiz varken, eşcinseller, livata, efendim yok tersi ilişki, yok zina, yok fuhuş. Yani bu zaten 1400 senedir bilinen şey yani 14 asırdır bilinen bir şey. Sen çıkıp da bunu neden gündeme getirirsin? Üstelik seni dinleyen de müftüler. Konuştuğu yer 3-5 müftünün, din adamının namaz kıldığı cuma hutbesinde konuşuyorsun sen bunları. Yani bir ulemanın başı kabul edilen, yani yasalar gereği, yasalarım da öyle diyor sonuçta. Yakışıyor mu yani? Ne gereği var? Tamam. Zina, ne bileyim eşcinsellik, fuhuş, haram. Onu bilmeye mi var bu ülkede ya? Onu herkes biliyor. Ahlaksızlık olduğunu bilmeye mi var? Ben işin başka boyutuna değinmek istiyorum. Aslında belki halk genelde gözden kaçtı. Lutilik olarak zikretti, ifade etti hutbede ulemamız. Luti, Lut. Yani
Lut peygamberdir sonuçta, bizim inanırız, peygamber olduğunu kabul ederiz. Lutilik deyince sanki Lut peygambere has bir eylem, bir fiil gibi, sanki Lut da livata yapıyormuş gibi anlaşılıyor. Evet. Sen bu eylemi başka şekilde ifade etmek varken bir peygamberin ismine nispetle dile getirmen ne kadar insaflı, ne kadar vicdanlı bir şeydir ya. Peki Ömer Bey. Bu dilin de düzeltilmesi lazım. Tevbe edilmesi lazım. Onu diyorum ben. Lutilik kavramı literatürde var mıydı, yeni mi kullanıldı? Yani hayır, olsa bile ya, yanlış bir kavram. Geçmişte kullanılmış. Yanlış olabilir. Yanlış. Sen kullanma. Ben evet. Kullanma. Ben kullanmaya hayal ederim şahsen bak. Ben ilahiyatçı değilim, din adamı değilim. Ben Luti, livatayı, yani anal ilişkiyi, anal seksi bir peygambere nispetle anmaya hayal ederim. Kürşat Bey, şu kıt dini bilgimle. Sen nasıl bahsedersin? Bir peygambere bu izafe edersin, bu eylemi diyorum. Onun dışında tabii Barova, bir de işin başka yönü Barova. Baro da çıkış yaptı. O da onunki de lüzumsuzluk. Yani tamam, vatandaşın belki özgürlükler adına, insan hakları adına, ne bileyim LGBT'lere sahip çıkma adına bir açıklama yaptın ama o da lüzumsuzluk sonuçta. Orada bir kelime kullandı. Baron açıklamasını tam okuyayım olmazsa. Diyanet İşleri Başkanı'nı nitelerken sesi çağlar ötesinden gelen bu ses. Evet, evet. Ya, tarife bakın, tarife. Ne demek yani? Peygamber'e mi kastediyorsun kardeşim sen? Peygamber'e mi ithamda bulunuyorsun? Yoksa bizatihi İslam dinine mi ithamda bulunuyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Evet. Yani bu da çizgin bir şey. Yani ben hem Diyanet İşleri Başkanı'nın hem Baron'un milletten özür dilemesini istiyorum Kürşat Bey. Ve tevbe etmelerini istiyorum. İki tarafta tevbe etmelidir. Günah işlemişlerdir şu mübarek günde. Ben onu söylüyorum. Ayrıca tamam, LGBT'liler de insan haklarından eşit, bu ülkenin eşit haklara sahip yurttaşları. Ancak bunlar eğer bu işi, işte Diyanet Başkanı'nın tarif ettiği eylemleri eğer mecburiyetten, geçim sıkıntısı sebebiyle yapıyorlarsa, sosyal devlet ilkesi gereğince bu insanlara sahip çıkılmalıdır. Maaş bağlanmalıdır, bir şekilde istihdam edilmelidir. Bunlar bir gelir kavuşturmalıdır. Buna rağmen eğer bu işi yapıyorlarsa da cezalandırılmalıdır. Evet. Bu işi. Çoğunlukla hiç kimse bu beden benim, ben bedenimi istediğim gibi kullanırım diyemez. Böyle bir hak olamaz yani. Çünkü sen tek başına kullanmıyorsun. Başka insanlara kullandırıyorsun vücudunu, bedenini. Bu eylemde, bu eylemi yapanlar için konuşuyorum tabii. O zaman topluma işte sonra mikropta bir sürü hastalığında bulaşıcı sebebi işte yani çok yanlış değil ama bugün ifade edilmesi yanlış. Veya da hedef alınması yanlış. Böyle bizim gibi ön şartlar koymadan şartsız şutsuz ifade edilmesi yanlış. Kürşat Bey. Şimdi iki tarafı hatalı. Hem Diyanet İşleri Başkanı hem Baro Başkanı, Ankara Barosu hatalıdır. İkisi de hem özür dilerler milletten özetle hem de tövbe etmelidirler. İkisi de özür diliyorsunuz ama ikisi de özür dilemeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Halkımız da biliyor. Öyle bir sözüm var. Biz tarihe not düşerim de. O erdem maalesef yok. Kaldı ki hani ben şöyle tanımlıyorum. Bu iki kutuplular, bu kutuplar birbirini besliyor. Biri olmazsa diğeri olmaz. Yani tahterevalinin ucu gibi düşünün. Biri olmazsa diğeri dengede duramaz. Bu dinli, dinsiz hakkında da aynı şeyleri düşünüyorum. Siyasal İslam konusunda da, siyasal İslam İslam'dan ayırarak belirteyim burasını da, aynı şeyi düşünüyorum. DNA'nın iki ucu ve birbirlerine lazımlar, birbirlerini besliyorlar aynı zamanda. Bu ülke düşmanlığında da aynı, başka konulardan bahsediyorum. Örnek veriyorum, neydi, ölen, yani Mısır küskülü vardı ya, neydi ismi unuttum, öldü gitti. Şimdi onun da aynı şekilde, onu tutuklayamıyor muydu yıllarca? Gelen vatansever hükümetlerimiz oldu, Atatürk hükümetlerimiz oldu. Yok, yapmıyorlar. Niye? Oradan giderse bu taraftan da bazı beslenme kanalları tükenecek. Sonuçsuz kalacaklar. O yüzden arayla... İki kurum da sonuçta bu ülkenin vazgeçilmez iki kurumudur. Hem barı evet. Hem işte hukuk yargının bir ayağı, önemli bir ayağı, savunma kutsaldır. Biz de halkın kurumudur. Diyanet zaten vazgeçilmez bir kurum. Belki teşkilatı, hantal, bilemiyorum. Belki gerçek rayına oturtulması gerekir. Ama ikisi de vazgeçilmez kurumdur. Bu iki kurumun birbirine söz dalaşı yapması milletin huzurunda doğru değil. Doğru bulmuyoruz. Bilimsel açıdan da sağlık bilimi açısından şöyle bir durum var.
Ülkemizde bu bilerek karıştırılıyor. Çift cinsiyetlilik ayrı bir şeydir. Eşcinsellik ayrı bir şeydir. Evet. Biri fiildir, biri biyolojidir. Birisi sıfattır. Evet. Tamam mı? Birinde gönüllü eşcinsellik, ki gördük yani, bir serbest bırakıldı. Taksim'in ortasında yürüyüp velev ki bilmem neyiz diye pankart açıyorlar. Ne kadar ayıp. Bunları izlemek zorunda. Çoluğumuz çocuğumuz var. Herkesin var bu ülkede. 16 yaş altına bilmem ne filmini izlettirmeyip haberlerde onu görüyoruz çocuklarımız. Şimdi az önce söylediğim gibi eşcinsellik ayrı bir şeydir. Bir faaliyettir. Gönüllü, tercihen, istekle yürütülür. Bence, benim kültürümce Avrupa'da serbesttir. Amerika'da serbesttir. Hollanda'da bunun evlenme izni bile verilmiştir. Ama benim ülkemde, benim kültürümde bu olay ahlaksızlıktır. Çift cinsiyet olunması ayrı bir durumdur. O ayrı evet, bir onu biyolojik... kullanmak ayıptır sonuçta. Evet. Kullanmak, ondan istifade edin. Onu paraya çevirmek ayıptır yani. Evet. Ahlaksızlıktır. Evet. Şimdi şöyle bağlayayım ben olmazsa Kürşat Bey bu konuyu. Yani zina belki yasalar karşısında suç olmaktan çıkarıldı ama zina, fuhuş, bilmem işte ters ilişkiler halen ahlaksızlık ve ayıp özelliğini taşımaktadır. Bunu böyle bilmesi gerekiyor. Evet. Ramazan ayındayız. Bir de fitre üzerinden bir olay başlatıldı. O konuda da size bir fikrinizi almak isterim. Fitreyi buraya verin diye Diyanet İşleri Başkanı adres gösterdi. Yani ne sormak istedim herhalde anlıyorsunuzdur. Adres göstermek var mı? Anlıyorum. Yani fitre sonuçta herkesin, hadi fakir fukara herkesin gücüne göre vermesi gereken şahsi bir şey. Başının sadakasıdır aslında. Fıtır sadakası diğer adı Kürşat Bey. Yani insanlar istediği yere, istediği şekilde, istediği miktarda verebilir fitreyi. Hiç kimse kimseyi yönlendiremez. Şuraya ver, buraya ver, buna ver diyemez. Ve İslam'daki fitre, yardımlaşma, zekat en yakınındaki kişiden, en yakın akrabalardan başlayarak verilir. Yani ihtiyaç sahibi akrabalardan. Üst soy ve alt soy dışındaki akrabalara, yakın akrabalara fitre verilebilir. Ulemanın şeyi budur. Gerçi ayette de açıklanmıştır bu konu. Yani Diyanet veya falanca kurumun yönlendirmesi doğru değildir. İslam'a da uygun değildir. Evet. Yani şöyle bir esas var. Bu sene galiba 27 lira olarak hesap edilmiş fitre. İnsanlar bir günde ne kadar yemek içmek anlamında doyuyorlarsa o yemeğin miktarı kadar, değeri kadar, parasal değeri kadar fitre vermeli. Hatta fitre şey olarak, yiyecek olarak da verilebilir tabii sonuçta. O değeri de verebilirler. Efendim ben kendim 50 liralık yiyip içiyorum günde. Diyanet 27 lira belirledi. 27 lira vereyim yeter, olmaz. Sen kaç lira, günde kaç liralık yeme içme masrafı yapıyorsan bu kadar vereceksin. Senin fitrenin odur kardeşim. Yani burada 27 lira az sınırdır. En fakirin vereceği fitre miktarıdır Kürşat Bey. Evet, anladım. Ömer Bey, bir de siz yazarsınız. Daha önce de değindik. Kitaplarınız var. Bu konu sizi de doğrudan alakalısınız bu konuyla. Bu hafta bir de Ermenilere önce yardımdan girildi, sonra da 24 Nisan malum Ermenilerin bir kutlama günü var. Soykırımla ilgili. Gündemimizde bunlar da vardı. Sizin Ermeniler Buharlaşmadı diye bir kitabınız da var. Bu konu üzerine çalışmışlığınız var. Ben bu konuda direkt sözü size bırakıp soykırımla ilgili veya Ermeni gündemiyle alakalı sizin fikirlerinizi seyircilerimizin duymasını isterim. Yani ben olaya biraz farklı açıdan yaklaşayım, olmazsa biraz herkesin ifadesinin dışında bir ifadeyle yaklaşayım Kürşat Bey, izin verirseniz. Ermeniler buharlaşmadılar, ismi üzerine en azından yorum yapayım. Ermeniler buharlaşmadılar, bir yazarın birisi demişti onu, Ermeniler buharlaşmadılar, tabii ki öldürüldüler demişti. Bir zamanları, o ismini zikretmeyeyim, şimdi söz hakkı da olmasın. Onun o sözünden hareketle bu kitabıma bu ismi koymuştum ben. Ermeniler buharlaşmadılar, evet. Ancak aramızda yaşıyorlar. Ben o anlamda kullanıyorum. Aramızda Ahmet, Mehmet, Kürşat, Ömer yaşıyorlar bu adamlar.
bir kısmı, hakikaten önemli bir kısmı asimile oldular, Türkleştiler, Müslümanlaştılar. Artık bizim gibi yaşıyorlar. Biz kaç yüzyıl önceki atalarımızın kim olduğunu biliyor muyuz Kürşat Bey? Sonuçta yani biz Araplar gibi falan şeylere tutmuyoruz. Geçmişimizde herkes geçmişini bilemez. Evet. Yani bu insanlar bizim Müslümanlar camiye geliyorlar, efendim askere gidiyorlar, bilmem her türlü Müslüman Türk'ün yapacağı işleri yapıyorlar ve bunların önemli bir kısmı böyle asimile olmuş aramızda şey var. Hatta ben Sayın Beyli'de teftiş için gittiğimde ilçe müftüsüyle yürüyoruz. Karşıdan bir adam geliyor böyle. İri yarı, fotörlü. Ömer Bey dedi, şu adam Ermeni dedi aslen dedi yani. Şey olarak. Müftü dedi bunu. İlçenin müftüsü dedi. Biliniyor Sayın Beyli eski Haçin. Bilir, tarihte geçen Haçin. Evet. Ermeni olayların yaşandığı merkezlerden birisi de Adana, Sayın Bey ilçesi. Yani bu insanlar okudum, evet. Ermeniler bu aşamada kitabını okuyun. Çok kitap okudum. Gördüm ki Ermenilerin hepsi tehcire tabi tutulmamış Kürşat Bey. 430-440 bin civarında, belki en fazla 450 bin civarında Ermeni zorunlu göçe tabi tutulmuş. Bu tehciri Ermeniler veya Ermeni seviciler diyelim. Ermeni seviciler. Her 24 sene önce özür dileyenler, üzüntülerini belirtilenler var. Aydın geçinen insanlar var. Malum. Kaste köşelerinde. İsimleri de koca koca bunların. Evet. Yani bu insanlar, bu sürgün değil. Bu bir zorunlu iskan hareketidir. Çünkü Ermeniler Anadolu'dan Suriye, Lübnan, Filistin belki o civarlara. Oralar bizim o zaman bizim topraklarımız da oralar. 1915'te bizim topraklarımızdı. Bu orada zorunlu göçe tabi tutuldu. Bu insanların göç sebebi, bir sebebi de göçün göçtürülmesinin bir sebebi de şey, bunların canlarını belki taşınabilir mallarını emniyet altına almak. Ülke içinde bir başıbozukluk gündürüyor. Ordu cephelerde jandarma yetersiz. Onlar saldırmış Türklere. Türkler de mecburen karşılık veriyor onlara. Bir içeride bir çatışma, mukatele var. Yani ölümlerin çoğu mukatele sonucu. Onlar da binlerce Türk vatandaşını, Türk etnisine sahip vatandaşımızı öldürdüler Ermeniler de yani. Kabul etmek lazım. Onlar da bizim vatandaşlar, bin yıldır bizim vatandaşlar mı sonuçta bu Ermeniler de? Yabancı değil ki. Hatta milleti sadıka, yani devlete sadık olan insanlar olarak görmüşüz, kabul etmişiz. Bir sürü Ermeni sanatçı, bir sürü Ermeni mimar, bir sürü Ermeni devlet adamımız var. Biz onları yabancılama öteleştirmemişiz. Hatta Türklerden de öne geçirmişiz. Türkler, garibim eğitimsiz Türkler Anadolu'da isyanlarda kırılırken işte isyan biliyorsun Celali isyanlarında nedir? Onlar Türk ayaklanmasıdır sonuçta. Kuyucu Murat Paşalar, Tarhuncu Ahmet Paşalar Türkleri orada kırarken Ermeniler İstanbul'da devlet yönetiyorlardı. Sarayda, saray içerisindeydi. Esnaftı, ticaretti, zanaatkardı. Yani bu, biz bu insanları öteleştirmemişiz. Evet. Evet, zorunlu göç esnasında ordunun cephelerde olmasından dolayı yeterli güvenlik tedbiri alınamamış Kürşat Bey. 3-5 jandarmayla genelde bu aşiret alayları denilen Kürtlerden bir teşekkül alaylara havale edilmiş. Göç yollarının emniyeti. Ermeniler göç yollarının emniyeti. Sonuçta işte genelde doğu bölgelerinden göç ettirildiği için doğuda, güneydoğuda Kürt aşiretleri hakim. Oradaki ağalar, belki Hamidi alayları deniyor, malum bilirsiniz. Evet. Abdülhamid teşkil etmiş bu alayları. Bu alaylar havale edilmiş. Bu sefer de belki değişik sayıklarla, öz duygusuyla, ne bileyim belki eşyaya temayül, eşyalarını eline almak, ziynetlerini almak maksadıyla saldırılar olmuş Ermenilere. Olmamış değil. Ve bunlar genelde Kürt ve Arap aşiretlerinin bulunduğu, yerleşik bulunduğu yollarda olmuş, yaşanmış. Kervanlara saldırılar. Ve bu saldırılarda 9.500-10.000 civarında Ermeni, masum Ermeni öldürülmüştür. Bunu kabul etmek lazım. Öldürülmüş. Ancak bunların dedikleri gibi işte soykırıma tabi tutuldu, jenosit oldu, ne bileyim işte milyonlarca kişi öldü, 100.000'lerce Ermeni öldürüldü. Bunların külliyen yalan. Evet. Yani burada hastalıklardan, salgın hastalıklar var o zamanda. Kadın hastalıklardan ölenler, hatta dediğim gibi, biraz önce dediğim gibi kervanlardan kaçıp yurt içine saklananlar, asimil olanlar sonradan, bunlar da ölülerin hanesine, katliam şeyine bulunamayınca tabii bunlar
katliam listesine yazılmış. Sayı kabartmış. Bunlar da hem Ermeni Kilisesi, İstanbul Ermeni Kilisesi'nin tazikiyle, yabancı gazetecilerin işte Toynbee gibi Mavi Kitap biliyorsunuz. Evet. Onu yazan yazarların da şeyiyle, gayretleriyle karşımıza bir sözde soykırım iddiası çıkarılmış. Yıllardır işte her 24 Nisan'da dayatılır. Başımıza biz de onlara karşı ama işte yıllardır lobi faaliyetlerine milyonlarca para akıtırız, dolarlarımı harcarız. Yine de geçti. Amerikan temsilcilerimiz üstünden geçti galiba. Sansürden geçti mi onu emin değilim. Yine geçti. Bu yasa, Ermeni soykırım yasası. Bu sene konuştun mu mesela Trump? Bu sene yok. Öyle bir... gündeminden dolayı es geçti bu sene. Fazla girmedi. Belki de işte meclisten geçtiği için yasa konuşmaya gerek duymadı artık. Kabul ettiler yani. Onları kabul ettiler. Geçen yıl yapılan yani, yapıldı zaten. Evet. Kabul ettiklerine göre, yasalaştığına göre konuşmaya gerek duymadı. Ben bu konuda bakın hiç ideolojik olarak yakınlığımız yok. Doğu Perinçek. İşçi Partisi, Vatan Partisi Genel Başkanı. Bir takdirimi iletmek istiyorum burada sizin aracılığınızla. Adam İsviçre'de gitti, mücadele etti kardeşim. Ermeni soykırımını inkarı suç sayan şeye karşı, yasaya karşı İsviçre hükümetiyle mücadele etti ve dava kazandı İnsan Hakları Mahkemesi'nde bildiğim kadarıyla. Siz de biliyorsun, kazandı. Yani bu konudaki takdirlerimi de iletiyorum kendisine. Böyle olmalı yani. Bilimsel zeminde tartışmalı olay. Mahkemede tartışmalı. Böyle siyasetin işi konusu değil Kürşat Bey. Zaten konuda tarihi meseleden ziyade artık siyasi güç meselesi. Evet. Devlet, bu karar veren devletler de orada diaspora dediğimiz Ermenilerin, sürgündeki Ermenilere diaspora deniliyor. Evet. Diaspora dediğimiz Ermenilerin mal olarak güçlenip lobi çalışmaları yapmaları, vekil satın almaları neticesinde ülkelerin meclis gündemlerine soktukları çalışmalardır. Hiçbir açıp da tarihi bir çalışma yapmamaktadır. Bu da ben şöyle tabir ediyorum. Bu bir siyasi güç meselesi, siyaset meselesi, tarih meselesi değil. Siyaseten ülkemiz tekrar bir boynunu kaldırıp dikleştirdiğinde Amerika dahil geri adım atacaktır. Ya biz öyle demedik, yoktur diyeceklerdir. Çünkü güçlü kimse artık devletler ondan taraf karar alıyorlar. Tabii bu esnada da küçümsenmemesi gerekiyor bu lobi çalışmalarının. Maalesef diyorum, bunu hükümeti kötülediğim için değil, bir gerçeği belirtiyorum şu an. Ben kamu yönetimi mezunuyum, dış politika eğitimi aldım, devletler arası hukuk eğitimi aldım. Lobi çalışmaları dünyanın bir gerçeğidir. AK Parti hükümetleri geldikten sonra ilk başlarda iyiydi, 4. 5. yıla kadar iyiydi ama kadrolar değişmeye başladıkça bu lobi çalışmalarını bıraktılar, dışladılar. Büyükelçiliklerimizi yalnız bıraktılar. Ki artık zaten büyükelçilerimiz de vasıfsız oluyor. Liyakatsiz kişiler atıyorlar, evet. Evet, artık maalesef orada takip edemiyoruz. Lobi çalışmalarında geri kaldığımız için her şey aleyhimize dönmeye başladı. Tamam, bir hükmü yok, kabul etmesek hükmü yok da boşta bırakmamamız gereken bir alan. Maalesef gerekli önemi vermiyoruz artık. Yani şunu da söylemiş olalım Kürşat Bey. Devletimizi yönetenlerin, siyasilerin bile bu konularda işte mektup yazmaları Ermeni patriğine üzüntülerini beyan eden açıklamalar bulunması da yanlış. Bunu yanlış buluyorum. Acı ya. Yanlıştan öte bir şey yani. Artık ileri daha fazla şey etmiyorum ben. İleri yani kişisel duygu, düşünce ya da kişisel devlet politikalarını karıştırıyorlar. Hep yaşadıklarımız oluyor. Maalesef. Milli politikamız olmalı bu konularda bizim yani sonuçta. Ermeni konusunda bizim milli politikamızdır. Aynı politika devam etmelidir. Kişiden kişiye değişmemelidir. Tıpkı Kıbrıs politikamız gibi. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki programlarda böyle ağız tadıyla gider. Var mı seyircilerimize iletmek istediğiniz bir programdan sonra bir söz? Vallahi ben seyircilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tutukları borçları kabul etsinler. Herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, haftanın gündemleri programının sonuna geldik. Programlarımızın devam etmesi için eğer beğendiyseniz programımızı lütfen kanalımıza abone olunuz. Abonelik desteğiyle dijital medya üzerinden biz yayın yapıyoruz.
abonelik desteğiyle daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz. Herkese izlediği için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.